Tekrar sizinle 2018-2019 yılının Arapça 3 dersi, 3 ders sınav sorularını ay 10 Nisan 2021 Cumartesi günü yapılacak bahar dönemi ara sınavına hazırlık olsun diye başlattığımız çözme işlemini devam ettiriyoruz. Birinci soru. Kuntu haza sual min qablu. Kuntu idim haza sual min qabl. Yukarıdaki cümlenin geçmiş zamanın hikayesi anlamı taşıması için boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisinin getirilmesi uygundur? Arkadaşlar, geçmiş zamanın hikayesi mazinin başına kad getirilerek yapılır. Dolayısıyla sealtu, kuntu sealtu, sordum. Seeselu, soracağım idim, soracak idim. Eselu, soruyor idim. Seilun, sorandım. Doğrusu nedir? Kuntu kad sealtu haza sual min qabl. Bu soruyu daha önce sormuştum. İkinci soru. İstehdim l-hatif. İstehdim l-hatifi. Telefonunu kullan. El-hiyaratil kadimeti. Geçmiş, eski tercihlerden telefonu kullan. Yani geçmiş tercihlerden geçmiş araçlar yerine telefonu kullan. Lâbudde min, hiç şüphe yok ki, lil-gayeti, son derece, bi-vâsıtati, aracılığıyla, ivadan anil hıyaratil kadimeti. Geçmiş eski tercihlerden araçların yerine, araçların ya da seçeneklerin yerine telefonu kullan diyor. Min haythu açısından filan, doğrusu D şıkkı. D şıkkı. Üçüncü soru. Utturral veziru. Bakan mecbur kaldı. Nokta nokta tecil ziyaretihi li sebebi sahihin. Li sebebin sahihin. Yani bir sağlık gerekçesiyle ziyaretini ertelemek zorunda kaldı vezir diyeceğiz. Şimdi ale üzerinde fi deda ile ileri ea minden bi ile. Şimdi burada ne koymamız lazım sevgili arkadaşlar? Utturra veziru ile te'cili ziyaretihi li sebebin sahihin. Şimdi utturra fiili ile harfi ceriyle kullanılıyor. Utturra ile. Ona mecbur kaldı. Ona mecbur kaldı diyoruz ile. Dördüncü sorumuz, aşağıdakilerden hangisi bir ismi mevsul değildir? Arkadaşlar, ismi mevsulleri biliyoruz. Ma, men, late, ellati, elleti. Şimdi ma ismi mevsul, men ismi mevsul, elleti, pardon, elleti ismi mevsul, elleti. Yani müfret müennes bu. Bu cemi müennes. Bu müşterek kullanılan. Bu da akılsızlar için. O zaman late ismi mevsul değildir. Late nedametin. Vakit pişman vakti pişman olma vakti değildir diyoruz. O zaman işaretimiz koyuyoruz. Aşağıdakilerden hangisi nasb edatı değildir arkadaşlar? Bakın lem li key lem cezm edatıdır. Li yektübe, bak lem yektüb deriz. Li yektübe, len yektübe, key yektübe, en yektübe. Dolayısıyla doğru cevabımız sevgili arkadaşlar A. Lem yektüb cezmeden bir adet edattır lem. Değil mi? Hadi buradan çıkalım cümlesinin
Arapça karşılığı haydi diyorsa başına arkadaşlar heyye gelecek. Heyye, haydi. Heyye bine nahruc min hune. Haydi buradan çıkalım. O zaman doğru cevabımız nedir? Bu. Peki de'ni beni bırak, ahruc min hune. Beni bırak da buradan çıkayım. İsmehli bana izin ver, ahruc min hune. Buradan çıkayım. Bana izin ver de buradan çık. Ela nahrucu min hune. Buradan çıkmayacak mıyız? Samihni beni hoş gör. Sen ahrucu min hune. Buradan çıkalım. Ama ne diyor? Haydi buradan çıkalım. Heyye nahruc, heyye bine nahruc min hune. Heyye bine nahruc min hune. İşrap deva sabahan cümlesine boşluğa aşağıdaki seçeneklerin hangisi gelebilir? Yani diyor ki işrap deva ilacı iç sabahan sabahleyin nokta nokta yere alel ra'si vel ayn gelebilir mi? Alel ra'si vel ayn baş göz üstüne. Alel hududi beynel beledeyn iki ülke arasındaki şey sınırda olur mu? Alel akdemi yürüyerek ayaklar üstünde olur mu? Alel rızkı, alel rıyıkı, aç karnı. Ala kaydil hayati, hayatta. O zaman doğru cevap arkadaşlar, aç karnı sabahleyin bu ilacı iç. İlacı iç diyor. Nasıl içeceksin? Aç karnı, bir şey yemeden. Alel rıyık, alel rıyık, aç karnı demek. Aşağıda hangisi bir cezm edatı değildir? Bakın. İn cezmeder. En leun nehiye cezmeder. Nehi lam yani le tektüb. Lem tektüb cezmeder. Lam-ı lemir liyektüb. Liyektüb. Uktüb lan cezmeder. En ne yapar sevgili arkadaşlar? En nasb edatıdır. Dolayısıyla en yektüb ederiz. يَعْمَلُ سُوءًا يُجْزَ بِهِ Bakın, يَعْمَلُ سُوءًا kötülük ederse onunla mükafatlandırılır. Yani onunla karşılık görür demek istiyor. Şimdi min dendan, buraya öyle bir kelime koyacağız ki kim kötülük yaparsa karşını görür. Min dendan, keyfe emra nasıl, ma o şey ki, külleme her neyse, men, kim? Kim? Men يَعْمَلْ سُوءًا yücze bihi men ya'mel su'en yücze bihi yani bu dünyada ya da öbür dünyada çünkü Allah yarına bırakır ama yanına kar bırakmaz. He, mahşerde ne diyor şair buluştururlar bir gün bizi elbet hesapta buluştururlar bizi bir gün mutlaka buluşturacaklar. 10. soru men kâle ene âlimun kim ben alimim derse nokta nokta cahilim. Şimdi kâne cahilin cahildi. İnnehu cahilin o cahildir. Ve innehu cahilin şüphe yok ki o cahildir. Ve huve cahilin ve o cahildir. Fe huve cahilin. Şimdi aslında bakın şart cevap ilişkisi bakımından boş bırakılan yere gramer bakımından hangi sözcüğün getirilmesi uygundur? Aslında en uygun olan nedir arkadaşlar? Ve huve cahil. Men kâle ene âlimun. Kim ben alimin bilginim derse işte o şimdi fe ikisi arasında kısa bir zaman geçtiğini bildirmek için kullanılıyor. Ve huve cahil. O cahildir. Kim kendini alim olduğunu umarsa, çeşinirse, hava atarsa, bilin ki aslında fazla bir şey bilmiyordu. 11. soru. El-yevme ketebtu kitabeten ceyyideten cümlesinin anlamca en yakın, bakın en yakına dikkat edeceksiniz. Türkçe karşı aşağıdakiler hangisi? El-yevme ketebtu kitabeten ceyyideten. Bugün iyi bir yazı yazdım. Bugün yeni bir yazı yazdım, burada yeni yok. Bugün çok yazı yazdım, burada çok kelimesi yok. Bugün bir kitap yazdım, burada kitap yok. Bugün bir yazı yazdım, evet yazı yazmış ama nasıl bir yazı? İyi bir yazı. İyi deten. Mehme yahdüs, ne olursa olsun, ne olursa, cümlesini tamamlayan cevap cümlesi,
Aşağıdakilerden hangisidir? Mehme yahdüs. Mehme yahdüs. Ne olursa, ne meydana gelirse, nusalihukum, sizinle sizi barıştırırız. Mehme yahdüs, binezhebe, gideriz. Mehme yahdüs, bakın doğru cevap geliyor. Felen ektenia. Felen ektenia. Yani ne olursa olsun ben diyor ikna olmam. La neteraca'u. Geri dönüş yapmayız. Nettefiku ma'akum. Sizinle anlaşma yaparız. Ama mehme yahdüs, bu şart cümlesi, felen ektenia, cevap cümlesidir arkadaşlar. Cevap. Yani ne olursa ben ikna olmam, merak etmeyin diyor. Ben ya da sen hatalıyız cümlesinin anlamca en yakın Arapça karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? Bakın anlamca en yakın. Ben ya da sen. Seven kunte muhtiyen ev muhakkan. Yani haklı veya haksız olman, haklı ya da hatalı olman birdir diyor. Yani fark etmez. İster haklı ol, ister haksız. Önemli değil. Ene ev ente muhtiyun. Ben veya sen hatalıyız. Doğru cevabımız budur arkadaşlar. Ene muhtiyun em ente. Ben mi yoksa sen mi hatalısın? Men huval muhtiyun. Ene ev em ente. Hatalı olan kim? Ben yoksa sen mi? Ene ve hatta enti muhtiun. Ben ve sen dahi nedir? Hatalısın diyor. Hatalısın diyor. Evet. Affedersiniz, telefon çaldı. Peki. 14. Peynir değil, zeytin yedim cümlesinin en yakın Arapça karşılığı aşağıdaki hangisidir? Bu soru daha önce de başka sınavlarda çıkmıştı. Peynir değil, zeytin yedim. Me ekeltü cübnen. Şöyle başlayayım. Ekeltü cübnü ve zeytune. Ekeltü cübne ve zeytune kileyhime. Peynir ve zeytini, yani her ikisini yedim diyor. Kileyhime her ikisini. Me ekeltü cübnen ve lakin zeytunen. Peynir yemedim fakat zeytin yedim. Doğrusu zaten bu. Lem ekulu zeytunen bel cübnen. Zeytin yemedim bilakis peynir yedim. Kül imme cübnen ev zeytunen. Kül ye imme cübnen peynir veya zeytin ye. Hel ekelte cübnen ev zeytunen. Peynir veya zeytin yedin mi diye soruyor. Esas cevabımız 5 şıkkı. 15. soru. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde fiilin anlamı pekiştiren mef'ulü mutlak vardır? Bakın. Kara'tül ceridede kıraateyni. Burada sayı var. İki defa okudum. Zehebtü ile suki. Çarşıya iki de gittim. Burada mef'ulü mutlak yok. Mâze fealte fi suki. Çarşıda ne yaptın? Burada mef'ulü mutlak yok. Çeriptü şeye fil mekka. Kahvede çayı içtim. Burada mef'ulü mutlak yok. Çünkü fil mekka fi suk. Bu mef'ulü fi. Bu mef'ulü bir gayri sari. Fehimtü derse fehmen. Dersi tam anlamıyla anladım. Pek ciddi bir şekilde anladım. Doğru cevabımız fehmen. Bakın hem aynı şeyden gelmiş. Aynı kaynak. 16. soru. Aşağıdaki cümleden hangisinde fiilin eş anlamlısını ifade eden sözde mef'ulü mutlak yoktur? Sözde. Yani fiilin eş anlamlısını ifade eden. Kara'ne ceyyiden. Rahmece giden. Bakın burada fiilin eş anlamlısı değil. Ama diğerlerine bakalım. Kaadne culusen. Kaade ve culus. Celese aynı. Yani oturarak öyle bir oturduk ki. Vakafne ve kıyamen. Ayakta durduk. Öyle. Cereyne ragdan. Koşarak gittik. Meşeyne seyren. Yürüyerek tam anlamıyla şey yaptık diyor. Doğru cevabımız bu. Elyevme fehime halidü derse ceyiden. Elyevme. Yukarıdaki cümlede hangi kelime sözde mef'ulü mutlaktır? Arkadaşlar el-yevme fehime halidu bugün anladı Halid dersi ceyyiden iyice dolayısıyla ceyyiden. Halidu fail. El-yevme nedir? Yani mef'ulün fih olur. Aynı zamanda mübteda. Ed-derse mef'ulün bi
Ceyyeden mef'ul mutlak. Fehime zaten fiili mazi. 18. soru. Tevaddatu abdest aldım. Nokta nokta salata zuhri. Şimdi tabi burada doğru cevap nedir? Öğle namazından önce abdest aldım olacak arkadaşlar. Öğle namazından önce nedir? Abdest almış bak. Tehte salata zuhri öğle namazının altında olmaz. Ememe salata zuhri öğle namazının önünde olmaz. Emsi salata zuhri dün öğle namazı olmaz. Beyne salata zuhri öğle namazının arasında olmaz. Dolayısıyla kable salata zuhri öğle namazından önce abdest alın diyor. İnşallah sorular aslında çok kolay. Dikkat edersek %100 çözmemek için hiçbir sebep yok. 19. Fekir, düşün. Düşün dediğim ya arkadaşlar orada bir konu hakkında düşüneceksin. Bakın bir konu hakkında. Dolayısıyla es-su'ali ceyyiden kablel icabet. Yani cevap vermeden önce diyor soruda güzel düşün. Doğru cevabımız A'dır. İle, e-a, an, ale üzerinde, min, dendan, ke gibi. Yani doğru cevabımız soruyu cevaplandırmadan önce güzel düşün. Son sorumuz sevgili öğrenciler. Aşağıda kelimeden hangisi zaman zarfı değildir? Bakın zaman zarfı değildir. Lahzatan bir zaman, bir an. Rebi'an ilkbahar bir zaman. Yevmen gün bir zaman. Emsi dün bir zaman. İze karşısında ya da önünde, karşısında anlamını taşıyan bir kelime. Dolayısıyla cevabımız budur. Bu soruyla bu videomuzu sonlandırmış oluyoruz. Daha sonraki videolarda buluşmak üzere. Allah'a ısmarladık.